Merhabalar, günaydın. Bugün sizlerle sabah kahvaltısı için güzel bir peynirli pankek hazırlayalım. Bunun için malzemelerimiz 100 gram beyaz peynir. Nasıl peyniriniz varsa bende keçi peyniri vardı. Onu rendeledim. 1 adet yumurta, 1 paket hamur kabartma tozu, 1 su bardağı süt, 1 çay kaşığı pul biber, birer tutam dereotu ve maydanoz doğradım ince ince. 8 yemek kaşığı da unumuz var burada. Şimdi önce malzemeleri çırpmakla başlayalım. Peynirim tuzlu olduğu için buna tuz katmayacağım ama sizin peyniriniz tuzsuzsa katabilirsiniz. Öncelikle hamur kabartma tozumuzu unumuzun üzerine alalım. Şöylece bir karıştıralım. O kenarda beklesin. Şimdi bir yumurtamızı kırıyoruz. Şöyle bir bunu çırpıverelim. Evet. Sonra pul biberimizi atalım. Maydanoz ve dereotumuzu katıyoruz. Şimdi de sütümüzü ekleyelim. Peynirimizi de katalım. Şimdi yavaş yavaş unumuzu ekleyebiliriz çırparak. İçerisinde bir paket kabartma tozumuz da var, unutmayın. Sekiz kaşık un. Tam geleceğini düşünüyorum. Siz yine kontrollü ekleyin unumuzu. Yavaş yavaş, çok koyu olmasın. Sanki bu un yetecek gibi. Bir bakalım. Kekten biraz daha kıvamlı olacak. Sanki bu yetecek. 7 kaşık yetecek gibi geldi bana. Evet, 7 kaşık yetti. Bakın 8 kaşık almadı. Bunu şimdi pişirmeye geçelim. Tavamızın altını yaktık. Yanmaz tavamızın. Şöyle bir fırça yardımıyla dibini yağlayacağız. Her defasında atarken içine kaşıkla pankeklerimizi böyle bir yağlayacağız. Rahat pişsin diye. Sonra bunu bir orta ateşe getirelim. Evet. Şöyle bir kaşık koyuyoruz. Biraz inceltiyoruz hafiften.
Şekiller çok önemli değil. Tabii yuvarlak yapabilirseniz yapın ama önemli olan içinin iyi pişmesi. Bunun için birazcık kısık ateşte, orta ateşte diyelim pişmesi gerekiyor. Arkalı önlü pişireceğiz şimdi bunu. Arkası önü iyice pişsin, bekleyelim. Şimdi arkaları kızardı. Böyle öbür tarafı da pişince çıkaracağız. Tavayı bir daha yağlayacağız. İki tarafını da böyle sürekli çevirerek içleri iyice pişinceye kadar çevirelim, pişirelim güzelce. Çevirerek pişirdim. Gördüğünüz gibi iki tarafı da gayet güzel pişti. Tabağımıza alalım. Yenilerini tavayı yağlayıp koyacağız. Pankeklerimiz hazır. Peynirli, dereotlu, maydanozlu. Çok güzel, çok lezzetli. Şimdi tavayı tekrar yağlayacağız. Her pişirdikten sonra bunu yapacağız. Tekrar birer kaşık koyalım. Evet, şimdi tabaktakilere bakalım sizinle. İçinin dokusuna bakalım. Bakın, gayet güzel pişmiş. Yiyoruz, çok güzel. Çok lezzetli. İncecik oldu. Hadi, kolay gelsin size de.